Bir gün yemediğim zaman bu eti gerçekten söylüyorum, hasta oluyorum. Her gün yemek zorundayım. Bak şu camimizi görüyor musun? Görüyorum bu abi. Cami. Evet. Eskiden 70-75 senelerinde biz kebapçılık yaparken bizim müşterilerimiz sabah namazını kıldıktan sonra direkt bu kebap yemeye gelirdi. Sabah namazından sonra insanlarımız bu kebap yemeye geliyordu. Bu dünyada en sağlıklı yemek. Bunu söylemek istiyorum. O zaman benim gönlüm bundan sonra rahat. Rahat ha. Kuzu yiyebilirim. Kaç tane yapıyorsun günde? Günde 7-8 tane falan yapıyoruz. Oh! Memlekette kuzu bırakmadın. Bir de bana derler. 7-8 tane kuzu yapıyor Süleyman abi. Bizim yediğimiz bir kuzu laf oluyor efendim. Nasıl başlıyoruz yapmaya Süleyman abi? Şimdi yavrum sen başla bu kırmaya. Tamam. Burada geçsin. Bunu parçalayalım. Gel Selçuk. Parçalasın güzelce. Bakalım. Parçala bakalım. Selçuk neyiniz oluyor? Şimdi Selçuk benim yeğenim. Öyle aşağı mi? Yukarı 15 senedir benim yanımda çalışıyor. Kaç? 15 senedir. Selçuk yaş kaç? 28. 28 mi? Evet. İlk bak, defa bir genç kardeşim bu kadar ustalıkla bir kuzuyu parçaladığını görüyorum. Evet. Helal olsun sana. Kebabımızın yapımına başlandı. Bakalım ünlü Denizli kebabı hangi ilginç aşamalardan geçecek? 20 saniyede evet. Kuzuyu ikiye böldü, kolu aldı bile. Evet. Şimdi kaburgayı bölüyor. Şimdi hayır. Bu bizim meslekte kol üstü deriz buna. Kol üstü? Evet. Bu Selçuk onu ver bana göstereyim. Yavrum göstermek bak, gibi olmasa. Şimdi bu etin kol üstüsü, tamam mı? Müşterilerimiz mesela yağsız istediği zaman bu yağsız kısmı. Şimdi o kaburgayı verir misin yavrum? Yağsız isteyen içinde ha. Var efendim. Şu bu? Etin kaburga kısmı, pirzola kısmı. Bana tamam vereceğin mı? Kısım evet. Bu mu? Evet. Bizim etin, yiyeceğimiz kısım. Etin en lezzetli yeri burasıdır. Bunu kemikli yerseniz daha lezzetli olur. Kemiğini yalayacaksın ki lezzet onda. Şimdi yavrum bir şey verir misin böbrek yatağını? Böbrek yatağı alalım sen şu. Hiç arkana baktığın yok ha. Bizi de götüreceksin. Şu da bu kuzumuzun ne? Böbrek yatağı. Kaburganından sonra etin en lezzetli yeri bu böbrek yatağıdır. Bunun da bir tadına baksak iyi olacak galiba elbette piştiğinde. Elbette tattıracağız canım efendim. İnşallah bu işlemleri görelim. Biçelim. Kuzu nerede? Heh. Burada biraz önce kuzu vardı. Nerede kuzu? Denizli tandırının hası biraz yağlı olacak. Elbette. Böyle kemiklerini olacak. Falan atmayacaksınız. Tabii yalayacaksın. Lezzet onda çünkü. Kemik yalatacak bize. Ama, Süleyman abi kafayı taktı ama, bana kemik yalatacak. Tat onda, lezzet onda. Bak gerçek. Tamam Süleyman abi göreceğiz. Ya. Şunu da parçalayalım. Şunu da parçalayalım yavrum. Denizli sen. Kebabı öyle bir kuzuyla olacak bir şey değil. Günde 7-8 kuzu parçalanıyor burada. Evet. Nasıl olsa Selçuk'un da bir dakikada yapıyor bu işi. Turgay haklı. 3 koca kuzunun parçalanması Selçuk Usta'nın ellerinde saniyeler sürüyor. Evet efendim. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. 3 dakikada 3 kuzuyu parçaladı şu an Selçuk. Kuyrukları parçalıyor. Ne yapacaksın onları? Etlerin arasını şişireceğiz. Etlerin arasına? Evet. Evet. Şişleyeceğiz. Şişleyeceksin. Aynen. İşte bunu ilk defa duyuyorum. Hem lezzet veriyor hem de eti yumuşak tutuyor. Kuyruk mecburen şişlememiz gerekiyor. O kuyruk zaten tabii. Acayip bir tat verecek. Şimdi beni bak kaburga eti şişlenmesi. Şimdi evet bu kaburga. Böbrek. Böbrek. Üzerine böbrek şişliyoruz. Şimdi şu kaburga kısmı. Efendim kuzunun kuyruğunu böbreğini tekrar bak şişliyoruz. Tamam. Şimdi bak şu. Bu şekilde. İki tane yapmanın sebebi nedir kancayı? Şimdi bu tarafı biçtiği zaman üst tarafı çeviriyoruz, kancayla altı. Tekrar altı pişiyor. Usul budur efendim. Evet, Denizli kebabının usulü budur. Arasına kuyrukları bile şişliyorsunuz. Neden? Daha lezzetli olsun diye. Selçuk Usta aynı işlemleri kestiği diğer parçalara da uyguluyor. Tüm etler hazırlanınca sıra kürek kemiğine geliyor. Efendim gördüğünüz gibi o kürek kemiğini alta yerleştirdi. Neden? Et çıkmasın diye. Piştikçe et aşağıya kaymasın. Aynen. Tiritin içine düşmesin diye yaptı. Ustamızın elinde bu işlemler öyle kolay görünüyor ki Turgay içinde saklanan aşçıya daha fazla söz geçiremiyor. Bir tane de ben yapabilir miyim sen? Tabii ki. Sen hadi 15 yılda öğrenmişsin ama usta olmuşsun. Ha. Bakalım 15 dakikada ne kadar usta olunuyor. Evet. Ver alayım şişlerimi. Buyurun.
Ustaymış gibi yapacağız şimdi. Buradan takıyoruz. Hadi. Oradan çıkarıyorsun. Çıkar çıkar çıkar. Çıkmıyor. Çıkar 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 çıkar. Hadi bakalım. Ha maşallah. Çıktı. Böbreğimizi takıyoruz. Evet. Ha, oraya. Buradan. Tamam. Geçelim. 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 Böyle alttan kıvır. Ha. Bir de aşağı yap. Ha maşallah. Oldu da bitti maşallah. Alayım ha. Şiş. Öbür türlü. Ha. Ha. Buyur Turgay'cığım. Şimdi şöyle. Gönderiyoruz aynı yerden. Aynı yerden. Karşısına aynı. Tamam devam et. Devam et. Tamam. Ulan maşallah usta oldu gitti ya. Bir dakikanın içinde ya. Gerçekten söylüyorum. Yaptım bak. Ya gerçekten. Yaptı ben ya. De şu an kendime inanamıyorum. Cenab-ı Allah böyle bir nimet verdikleri için bizlere binlerce şükretmemiz gerekir. Fırını ne zaman yaktın? Fırını aşağı yukarı 7'de falan yaktık. Sabah 7'de tabii, fırını 7'de yaktık. 2 saat devamlı fırın yanıyor. 2 saat içerisinde fırınımız kızması lazım. Mevzu bahis 3 koca kuzu olunca ustamız ne kadar hızlı olursa olsun hazırlık süresi birazcık uzuyor. En son et de hazırlanınca sıra etleri fırına göndermeye geliyor. Selçuk evet. Son eti de taktın. Şu anda taktım. Takıldı efendim. Son et. Şimdi etimiz bitti. Şimdi sıra geldi artık inşallah fırına göndermeye. Evet. Efendim Selçuk. Arkamızda görüyorsunuz tamam. Adeta kuzu etinden bir duvar oldu burası. Fırın büyük mü bu kadar peki? Tabii 7-8 kuzu alır. Fırına bakın efendim 7-8 kuzu alıyor. Sıra Denizli kebabına sapladığımız kancaları kullanmaya geldi. Etler bu kancalar yardımıyla tek tek fırına asılacak. Şimdi o içerideki tavanın özelliği nedir? Şimdi tavanın özelliği içerisine yarım tava kadar su katıyoruz. Yarım tava su? Su. Su olmazsa bu et cayır cayır yanar. Buhar ve lezzet verir ete. Eti yumuşak tutar. Pişerken etin yağı bu tavanın içerisine damlıyor. Evet. Damladığı için bununla da pidelerimiz var bizim. Heh. Özel yapılmış pidelerimiz var. O pideyle de pidelerimizi yağlıyoruz. Müşterimize güzelce servis yapıyoruz, yediriyoruz. Oh. Bu kadar basit yani. Efendim şöyle içeriye bakar mısınız? Duvarlar olduğu gibi kuzu da oldu. Evet. Son etimizi de takıyoruz. Allah'ım bu ne? Var ya Süleyman abi insanı kuzudan soğutursun. Bu ne yakışıklılık bunlar? Bu da kestiğimiz hayvanların kellesi. Çok güzel hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun da hastaları var demek ki. Elbette hastası çok. Bakalım bakacağız tadına. Şimdi günde öyle. En az 10-15 tane atıyoruz bundan kelleden. Yeterli gelmiyor az aman geliyor. Kelle. Müşterisi de çok fazladır. Ne kadar zaman pişecek bu? Kelle 2 saatten aşağı pişmez. Diğer kuzular? Öbür günler mesela tarafı. Kaburga kısmı var. Yarım saatte 20 dakikada kaburga kısımları pişiyor. Sana sarılmak istiyorum. Allah sana razı olsun. Sana sarılmak istiyorum. Kuzu teşekkür olup da ederim. Tandır olup da yarım evet. Saat 45 dakika evet. Diyen ilk ustasın evet. Sen. Şimdi, çok sevdim ben bu kuzuyu. Tamam mı? Selçuk Usta. Şu anda tamam. Kazanlardaki suyun da etkisiyle etlerimiz adeta lokuma dönerek pişiyor. Bir yanı kızaran etler çevrildikçe beklenen ziyafet anı da yaklaşıyor. Efendim önce bir saat dedin de Süleyman abi sevinmiştim. Ama zaman geçtikçe bunun çok da avantajlı olmadığını gördüm. Diğer kuzuları 3 saat beklemek Denizli kebabını 1 saat beklemekten daha iyi. Neden mi? Hem manzarayı görüyorsunuz böyle fırının kapağını açık bıraktı. Hem kokular sürekli geliyor sürekli geliyor artık karnınız acıkıyor böyle öldüm. Resmen öldüm yani başında. 1 saatte fena evet. Geçirmeye başladım Süleyman abi. Evet. Pişmiş midir artık sen? Şu anda hazır evet. Alalım o zaman. Hadi bakalım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dakikalar içinde parçalanan ve hazırlanan etlerimiz fırından çıkarılmaya başlandı. Selçuk ustamız hala dumanı tüten etleri parçalayarak mis gibi lavaşın üzerine sıraladı bile. Selçuk usta kebabı sadece pişirmekte değil, kesmek ve servis etmekte de usta. İşte işi bilenin yediği kısım bu kaburganın
Etrafı. Karabiber mi dökelim? Evet, karabiber dökelim. Lezzetli. Başka ne döküyor? Başka hiçbir şey dökmüyoruz. Sadece karabiber. Evet, sadece karabiber. Bol attın. Tabii baharat çeşitlerimiz var. Müşterinin istediği şekilde onu... Bunu anlatmak istemiyorum. Bunu sadece görmenizi istedim. Yani bana dediler ki böyle bir kilo yersin kebabı. Yersin. Denizli kebabını bir kilo yiyebilirsin bir oturuşta dediler. Ama ben bundan galiba 3-5 kilo yiyebilirim. Yiyebilirsin. İstediğin kadar yiyebilirsiniz. O kadar güzel kokusu geliyor ki şu an. Evet, pidelerimiz en önemli kısım efendim. Tabii. Et kadar önemli pide. Denizli kebabında bunlar için ne yapacağız? Şimdi bunları kendi yanında yağlayacağız. Tavamızda yağlayacağız. Yağlayacağız. Evet. Nasıl yani, yapıyoruz onu? Bak şimdi Turgut. Böyle buyurun. Yağla yavrum bakayım. Ha. Evet. Pidemizi alıyoruz ha. Şöyle. Bak. Aman, aman yarabbi. Evet. Efendim kendi tiridinde. Evet. Sadece güzelce etin pideleri yağı. Yağlıyoruz. Sadece etin yağı. Buna yürek mi dayanır Selçuk? Efendim bu manzaraya, bu şekle, bu lezzete doyum olur mu? Bakar mısınız? Bol yağlı bir şekilde pidelerimizi kuzularımızın üzerine yerleştiriyoruz. Ha bir de ete sürüyorsun. Tiriti. Evet. Oo. Şu anda hazır. Harika bir yemek. Diyebilirsiniz. Hadi buyurun. Buyurun. Efendim manzaraya bakar mısınız? Ben bunu şimdi yemeyeyim de ne yapayım? Selçuk'um sen fırının başında diğer kuzuları bekle bir yere kaçmasın. Tamam. Biz şundan mideyi indirelim gelelim sonra. Evet. Hadi bakalım. Buyurun. Afiyet olsun.